Bir saat süresi var kızım, nasıl kapanır yani? Elle çarpmışsındır. Evet. Şimdi bunu kasasına değiştiriyoruz. Gene. Evet. Bu tornavidare... Ha, onlar küçük mü? Hı hı. Evet arkadaşlar. Bunlar belki 10 senedir bende. Evet. Böyle şeyleri seviyorum. Lazım olur diye alıyorum. Sonra bozuluyor. Gördüğünüz arkadaşlar, gibi lazım oluyor yine. Telefonun şarj yerini yaptırdık. Sonra kasasını tuttu. Kasasını da değiştireceğiz belki. Bilseydim önceden. Evet. 200, kendim de alıp değiştirebilirdim. 200 falan olurdu. O yüzden biz yaptırmadık, kendimiz. Tamirciye sordum, bu dedi komple değişmesi lazım. Evet. Şimdi arkadaşlar ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Bunlar bozulmasın. Kaybolmasın. Küçücük arkadaşlar. Bu kadar küçük bir vida görmemiştim hayatımda. Ve telefonlar hariç. Bir yerlerine girmesin. Bu annemin. Gördüğünüz gibi o da babam. Bu onu çıkardıktan sonra bir kenara koy, sonra bunu çıkarttım. Hı-hı. Evet arkadaşlar, sonra da bunu çıkartacağız. Bunun şimdi alt kafasını oraya takacağız. Onun da buraya. Plastik kap yardımıyla. Evet. Bunu söküyoruz. Evet, bunu ona takacağız arkadaşlar. Sonra da bununkini ona, onunkini de buna takacağız. Evet. Bu bunun olacak, o da bunun olacak. Baba, o şey mi? Sabun şey mi o? Galiba. Ebru yazıyor da, o yüzden. Evet, o bizim sabunum. Ay, bu bir yerine değdirme ha. Bozulacak. Bozulsa bozulur. Evet. Yapacak bir şey yok. Evet. Böyle gördüğünüz gibi. Çıkartıyoruz. Bu şimdi karışmasın. Ben şunları şöyle koyayım. Böyle arkadaşlar, babanın, onlar da onun, karışmasın. Bu telefonu da şuraya alalım. Hayır. İçini çok merak ediyorum arkadaşlar, telefonların. Şimdi göreceksin. İlk defa bir telefonun içini göreceğim yani. Nasıl yapılmış, nasıl edilmiş çok merak ediyordum. Tek bir şey de yok yani içinde. Şimdi ben göreceğim hayatımda. Görenler var mıdır bilmiyorum ama ben ilk defa göreceğim. Şu anda yeşil bir şeyler görüyorum. Belki kamerada gözükmüyordur. Evet, çıktı. Bu. Evet. İlk defa gördüm. Görüyor mu içini? İçi bu. Ay, şu turuncu şey ne? BY yazıyor şurada. Bilmiyor musun? Yani tabii şu kamerası arkadaşlar, şu siyah olan. Olan tuş kasamız. Arkadaşlar şu siyah olan. O da kamerası. Bak, burada tuş sağlam, görüyor musun? Evet. Sadece bu tuş kırık olduğu için ya, rahat basmıyor. Arkadaşlar yani şu düğme, şu küçük düğme gözüküyor mu bilmiyorum. Bakın şu küçük düğme. Bu ses düğmesi çalışıyor. Ama bu evet, şu düğme. Sağlam telefonumuz. Bu da. Şimdi bu kasayı söküp buna takacağız. Evet. Başını da şuraya koy. Bakalım becerebilecek miyiz? Evet. Böyle dursun. Çivileri de aynı. Bir şey olmaz yani. Aynı tabii canım. Ama sadece. Sadece yanlış şey takmayalım diye. Evet. Bak, hala garantisi. Tuşların şeyi duruyor bunların. Evet arkadaşlar, bu tuşlar çalışıyor. Daha hiç vidalar böyle açılmamış. Evet.
Ben arkadaşlar telefonu... Garanti vidaları bile duruyor hala. Telefonu açarken ben şey yapıyorum. Şarjı takıp öyle açıyorum. Yoksa açamıyorum diğer türlü. Evet. Kediler çok küçük. Bunları da açıyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda bunu çıkardık. Bu bunun. Evet, bu kılıflar bunun. Tepanya sordum. Dedim bu tuş basmıyor. Bana dedi o komple değişiyor. Ya, fiyatını da söylemedi. Yani demek ki bayağı pahalı bir şey ki. Evet. Adam o taraflı bile olmadı. Çünkü benim arkadaşlar... de çok para vermeyeyim diye herhalde söylemedi bile. Fiyatını bile söylemedi. Ben aslında diyecektim ona iki eski bir telefon var. Getireyim kasasını değiştiriver. Demedim. Sonra dedim ki ben bunu kendim değiştirebilirim. Evet. Arkadaşlar çivileri çok küçük. Bu da kırık. Arkadaşlar kardeşim bir kere bu telefonu camdan attı. Camdan gitti, bir şey olmadı. Balkondan bir kere attı. Balkondan bir şey olmadı. En sonunda A101'e ben okula başladım. A101'e gidiyorduk. Sonra geldi, telefonu attı. Telefon bu şekilde ikiye bölündü. Rabum. Hem bu çıktı arkadaşlar, hem bu çıktı. Telefonun camına da hiçbir şey olmadı. Yani sürekli arkadaşlar şöyle cam değil de yani şöyle düşüyordu. Yani böyle kılıfıyla beraber düşüyordu şu şekilde. O yüzden şurası kırıldı. Bu kasanın tam köşesi de biraz çatlak ama Zehra, artık idare edeceksin. Ya. Bak köşesi. Ama kılıf takınca gözükmez o ya. Evet. Üç defa üçüncü kattan düşünce evet. Normaldir. Bir kere camdan, iki kere de balkondan düştü. Yani kılıf takınca gözükmez. Evet. Şimdi... Arkadaşlar çıkartıyoruz. Efe'ye bir şeyler anlatıyordu. Evet. Arabalarını diziyor. Siz de yapın yapın diye. Ben yine atarım camdan aşağı diye. Ben bırakmam ki, okula giderken çantamın içine koyuyorum ben. Küçük çantamın içine görmesin diye. 4G. Sağlam telefonu bunlar. Evet arkadaşlar ya. Durdu. 5 sene kullandık. Evet 5 sene ya. 5 sene ne demek? 5 sene telefon kullandık. Şimdi de yeni telefon aldık yani. Anneme aldık. Sonra babam kendi aldı. Hala da sağlam yani. Yani bu telefonla bozulursa artık yani ne bileyim. Bir tane daha telefon alırız babamınkinden. Anneme veririz. Bu da bir yapışkan. Annemki benim olur yani. Yapışkan mı? Bunun çok kolay açtık ama. Onu tamirde açtı ya. Tamirci bir sefer şarj soketini değiştirirken. O yüzden çabuk çıktı. Dur bakalım şimdi açacağız bunu. Şuradan biraz destek verelim. Çat diye çekmiyoruz çünkü hassas. İçindeki parçalar kırılabilir. Yani. Şu telefonun arkadaşlar şarj yerinden adam bir tane çıkardı. Yani küçük parçası. Yani şu yeşil parçalardan şöyle. Ama yani şarj yerini yaptı 70 liraya. Şimdi biz de buna çok para vermeyelim dedik. Evde kendimiz de yapabiliriz. Çiviler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çivi var. Şurada 1 olsa, şöyle 2 olsa, 3 olsa, 4 olsa, 5, 6, 7, 8 olur yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diyorum niye çıkmıyor? Burada...
dediğim gibi sökülmediği için hala vidaları var. O bant mı? Bant işte garantili olduğu belli diye. Gördüğün gibi bak. Onu hiç mi çıkarmamış mıyız? Çıkarmadık tabii. Ben diyorum niye çıkmıyor? Bant var tabii çıkmaz. Vidası sökülmemişti. Bak evet, nereye çıktı. Çok kolay çıktı arkadaşlar. Bu da aynı. Şöyle. Hiç sökülmediği için. Yine şurada kamerası var. Şunu anlamadım ben. Şurada küçük bir tane kırmızı şey var. Görüyor musunuz şöyle şurada? Böyle şimdi şey gibi. Deneyelim bakalım. Denerken arkadaşlar biz de şuna bir göz atalım. Şuraya kart takılıyor onu biliyorum. Şurada telefonun şeyi var. Yani numara. Ne olduğunu bilmiyorum. Şurada. Ben şöyle göstereyim. Şurada. Bilmiyorum onun ne olduğunu. İşte kırmızı bir tuş var. Beyaz, kırmızı. Şurada. Evet. Dokunmayayım. Bir şey olabilir. Bu kimin de? Bu kadamızdı. Bu kimin? Bu kırık olan değil mi? Şu. Evet. Bu bunun. Değişti. Yani. Bu yerine takalım bakalım. Şey olmasın. Bir şey olmasın. İnşallah evet, tuşun içinde değil de sadece tuştadır. Sıkıntı. Orada. Arkadaşlar ben bakamayacağım. Ben bakamıyorum. Bakmayacağım. İnşallah bir şey olmaz. Taktın mı? İnşallah bir şey olmaz arkadaşlar. Evet şimdi. Bunlar. Şunlar küçük çiviler. Şu telefonun çivileri. O kartı. Bu kafası. Bunlar da arkadaşlar onun. Şunları şöyle gizleyelim. De. Bir şey olmazsa. Evet şöyle diziyorum. Diziyorum. Evet kaybolmasınlar. Evet, çivileri asıl çok önemli. Çünkü o çivilerden arkadaşlar bulamayız. Çünkü o kadar küçükler ki. Şöyle göstereyim hatta elimde. Parmağımın arasına giriyor. Bakar mısınız? Çok küçük. Yani karınca kadar değil yani. Karıncadan küçük. Evet. Onu yerine koyalım. Burada da var. Aynı yerden. Şimdi babiş çıkartıyor. Şu metaller ne ben anlamadım ya köşede. Şunlar. Ellemek istemem. Ellemiyor. Oturmadı mı? Girmedi mi? Ya. Ama. Çıkar, tekrar deneyelim bakalım. Üf. Vay ya. Hayatımda. Tamam. Hiç şey yapmadım. Yani bu kadar zor bir iş yapmamıştık. Yardım etmek isterim ama ben çekiyorum. Evet arkadaşlar. Köşeye çekelim de bir şey olmasın bunlara. Çünkü kaybolursa çok kötü olur. Evet. Şimdi çıkartıyoruz. Evet. Ben kaydım.
Bir arkadaşa çıkardık. Telefonu oraya koydum çünkü elim ağrıdı tutmaktan. Saat kaç? 11:50'dir. Okula gideceğim arkadaşlar. O yüzden saat 12'ye 10 geçe gidiyorum. Bozuldum. Şimdi okula gideceksin. Evet. 12 ama saat 11:51. Daha erken. 12'ye 10 geçe gideceğim. Daha erken. Hmm. Çok erken. Evet arkadaşlar, ben şunu göstermek istiyorum. Koca kutunun içinde bir sürü malzeme var. Babam bunu birden aldı. Evet, şimdi devam edelim. Şöyle koyalım buraya çünkü benim elim çok ağrıdı. Tamamdır, bu burada duruyor. Ne yapıyorsun lan? Ay boğazım. Ne oldu? Babişko eldiven taksana. Neden? Mesela ne bileyim, telefon bu. Ne olacağı bir şey olmaz. Yani belli olmaz ne olacak. Baba. Baba. Benim. Baba. Hı hı. Baba. Evet. Baba. Baba. Hı. Ay yanma, gıcık oluyor şu sese. Ay. Sevmiyorum bu sesleri. Efe bak, bilerek izliyorsun. Evet, ben de bu kitapları içeceğim. Telefonu söktük, yerine takamadık. Arkadaşlar ben ufa girince telefonumu bunun içine koyuyorum. Gözüküyor mu bilmiyorum. Bunun için. Baba. Efendim. Baba. Ne yapıyorsun lan? Bu.
Niye camdan aşağı atma, tamam mı telefonu? Su bitti. Kuşların suyu bitti. Aha. Ver hadi. Ha? Ver. Kolyemi de takacağım. Ya Efe bak, büyük kule yapıyorsun. Neyse. Ben kendi telefonumla oynuyorum artık, sen de. O oyunu oynayabilirsin. Ha? Oyunu oynayabilirsin. Ha. Aba ha! Evet, ha. Bisiklet, boncuk. Ha? Bisiklet. Takam mı ya? Takamadım ya. Ben de şu kolyeyi takabilsem ama takamıyorum. Başka ne oldu koşun? Şöyle. Tak, hadi. Takamıyorum arkadaşlar. Ay, elim acıdı. Lambanın içine girdim. Bakayım saate. 11:57. Daha çok var. Ne durumda telefon? Takılmıyor mu? Tık diye yerine takamadık ya. Arkadaşlar hangi tıcı taksam? Bu beyaz çiçekli mi yoksa mor çiçekli mi? Bence bu.